Altın Rehber Programı olarak Çerkezköy'deyiz. Çerkezköy, Trakya bölgesinin en hızlı gelişen ve değişen ilçelerinden. Tabii bu gelişime katkı sunan genç girişimciler var. Bunlardan en önemlisindeyiz. Genç bir kadın girişimciyle birlikteyiz. Sayın Nilgün Zayımoğlu. Zayımoğlu Endüstriyel Mutfağın showroomundayız. Öncelikle hem sizi tanıyalım Nilgün Hanım, hem de markanızı oluşturma sürecini izleyicilerimizle paylaşalım. Evet, öncelikle hoş geldiniz. İş yerimize, şirketimize çok teşekkür ederiz. Biz bu sektöre 11 yıl oldu gireli. Son 1 yıl süreçte kendi markamızı oluşturduk, kendi patentimizi oluşturduk. Ve bu süreç içerisinde de çok hızlı yol aldık, belli bir kaliteye oturtturduk ve uluslararası çalışmaya başladık. Evet, Zayımoğlu Endüstriyel Mutfak diyoruz ama siz neler yapıyorsunuz, işiniz nedir? Endüstriyel mutfak, proje, danışmanlık hizmeti, soğuk hava depoları kurulumu, bunun yanında statüsü ekipmanlarımız, aklınıza gelebilecek her şey, kafe, restoran, resmi kurum, kuruluşlar, mutfak ihtiyacı ne varsa, en önemlisi cateringler, hepsiyle çalışıyoruz ve hepsinin tüm ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Evet, bu mutfak, endüstriyel mutfak malzemeleri dedik. Neler var içerisinde? Biraz daha detaylı anlatmanızı istiyorum. Mesela bir kafe için, bir otel için neler olabilir ya da bir kurum için? İlk etapta zaten bir mutfak projesini oluşturuyoruz. Bunda pişirici cihazlarımız var, soğutucu cihazlarımız var ve bunun yanında yardımcı ekipmanlarımız var. Bu ekipmanların haricinde en son ana mutfağımızı bitirdikten sonra set üstü kısımlara geliyoruz. İşte bunda neler vardır, porselenleri vardır, bardakları vardır. Bütün ürün gruplarını, çatal kaşıklarının hepsini yapıyoruz. Ekstra bunların haricinde soğuk hava depolarını kullanıyoruz ve montajı dahil her şeyi teslim ediyoruz ve ürün sonrası servis hizmetini veriyoruz. Evet, üretiminizi nerede gerçekleştiriyorsunuz? Üretimimiz bizim İstanbul'da, Zeytinburnu'nda. Yıllık üretiminiz nedir? Gerçi siz proje bazlı çalışıyorsunuz proje, değil mi? Değişiyor. Yani değişkenlik gösteriyor bizim işimiz. Evet. Size ulaşmalarından, onların ihtiyacı olan o ürünün sunumuna kadar geçen süreci ve emeği de anlatmanızı istiyorum. Müşteri bize ilk etapta daha çok sosyal medya ağırlığında buluyor. Çünkü reklamlarımız ve yapmış olduğumuz işler öncelikle referansla da geliyor. Bu şekilde müşteri bizi bulduktan sonra biz irtibata geçiyoruz, yerine gidiyoruz, ölçülendirip de projelendiriyoruz. 3 boyutlu sunumumuz kendilerine veriyoruz, mimari bir proje. İsterlerse komple yerin tamamını projelendiriyoruz, bir mimari çalışmada yapıyoruz. A'dan Z'ye anahtar teslimatlarımız da oluyor bizim. Evet, o zaman ekibimiz çok önemli. Evet. Ekibimizden bahsedelim. Kaç kişilik bir ekiple çalışıyoruz, nasıl bir iş bölümümüz ve tempomuz var? Proje kısmında biz 7 kişiyiz, imalatta 25 kişiyiz. 2 tane de mimarımız, iç mimarımız var, onlarla çalışıyoruz. Bu ekiple de zaten yeterli bir potansiyele ulaştık. Evet. Sanırım siz sadece Türkiye değil, Türkiye'nin dışına kadar evet. Çalışmalarınız nereler hizmet dağınız? Bizim en ağırlıklı bölgemiz Azerbaycan, Almanya, Irak. Bu bölgelerde ağırlıklı yapıyoruz. Ara sıra da Gürcistan'da da oluyor. Evet, müşteri kitlenizi aslında biraz anlattınız ama kimlerle çalışıyoruz Nilgün Hanım? Bizim ağırlığımız müşteri daha çok restoran ve otel projeleri. En ağırlığımız bu. Ara ara resmi kurum kuruluşlarımız oluyor tabii ki. Evet. Hem hizmet alanınız çok geniş, evet. Hem de çok iyi bir kitleyle çalışıyoruz. Çok seçici bir kitleyle. Evet. Onlar da tabii seçici ve sizi seçiyorlar. Neden Zayımoğlu? Bu belli bir kaliteyi oluşturduk biz. Bir süreç içerisinde müşterilerimizi de biz eledik. Belli bir portföye ulaştırdık. O hizmet kalitesini alan müşteri zaten o tarzda müşterilerimiz geldi. Yani belli bir kitleye hitap etmiş olduk. Kaliteyi de bu şekilde yakaladık. Bundan dolayı tercih edememizin sebebi sadece kalite ve projeden sonra da aynı hizmeti devam ettiriyor olmamız. Kesinlikle ikili ilişkilerimizde yanlış bir sirkülasyona uğramıyoruz. Her zaman sonuna kadar müşterinin yanındayız. Açılışımızla yapıyoruz, teslimatlarımızla yapıyoruz. Evet, zaten herhangi bir sıkıntı olduğu zaman direkt sizlere de ulaşılabileceği evet, için evet. Her zaman çözüme de gidiyorsunuz. Aynen. Evet. Müşteri birebir benimle de her zaman muhatap olabiliyor. Bundan dolayı hizmet alıyor çünkü sen. Çok güzel. Genç bir kadın girişimci olarak bu sektöre gittiniz ve inanılmaz güzel adımlarla yol alıyorsunuz. Markayı da çok ileriye taşıyorsunuz. Bir kadın girişimci olarak bu sektörde olmanın bir zorluğu, belki de avantajı var mı? Siz nelerle karşılaştınız? Şöyle bir şey var, bayan eli değilsin deyimi var ya. Güzelleştiriyor. Evet, yani biz gerçekten detayına varana kadar görüyoruz. Hani
en ufak bir detay olup bunu düzeltelim, bunu şöyle yapalım, müşteriye öneride bulunuyoruz ki müşteri zaten o güveni alıyor bizden. Hani gerçekten bir bayan bakışı çok farklı, hani bir erkeğin bakışı çok daha farklı olabiliyor. Ki biz montajımızda da işin başındayız, teslimatında da işin başındayız. Ki bayan olarak bunu yapıyor olmanız insanlara o güveni veriyor. O hizmeti de aldığı için de müşteri memnuniyetini sağlayabiliyoruz. Sağlıyor, evet. Biraz da güzelleştiriyor sanırım değil mi? Hem projeler daha farklı oluyor, hem o iletişim daha farklı. Ve ben kadınların çok titiz olduğunu düşündüğüm gibi bence disipline de önem veriyorsunuz değil mi? Disiplin çok önemli. Bizim ikili ilişkilerimiz çok iyi. Ekiplerimizle arasında patron-eleman ilişkisinden ziyade biz arkadaş olarak çalışıyoruz. O yüzden herkes de mutlu çalışıyor. Bu hissiyatı verebilmek iş yerinde çok çok önemli. Ki bunu başarabilen çok çok fazla da firmalar yok zaten. Biz mutlu olduğumuz için iyi başarıyoruz bu işi. Kesinlikle. Biz de bu yolda size başarılar diliyoruz. Ve tekrar görüşmek ümidiyle diyelim. Allah teşekkür ederim. Sağ olun. Çok sağ olun.